Saat gece 1:30'du. İşe gittim, işten geldim, yorgunum diye yattım. Yatsı namazını dedim, uyanınca kılarım. Saat 1:30. Bir şey sesi geldi böyle, sanki tabanca atmış gibi. O da eli top mu, eli top mu diyorsunuz, Orada dilim tabii. dönmüyor. O yumuşatılan. Gök gülüyor zannettim. Bir kalktım böyle baktım, gök gülemiyor. Hemen kapıyı açtım baktım, ateş şeyi sarmış. Karodunları, yukarı merdivenleri. Çocuklara vardım, yavrum kalkın yanı yok dedim. Çocukların bir ikisi kalktı o an, bir ikisi yatakta kalkmadı, gecenin tam tatlı uykusu. Ana çocukların yanına girdim, çıkana kadar ateş her yeri sarmış, merdivenlere yukarı. Oradan kuşlar gibi bağırdım. Amcamız işte, benim sade bir büyük olarak çocuklara bağırdım, kalkın yanı yok diye. Allah kimseye vermesin bu acıyı. Tabii konuşurken de kolay gelir. Ama başına gelince insan şey etme. O çocuklarımı yavrum kalkın yanı yok deyince kalkan ateşin içine attı kendini. Kalkan ateşin içine. Bunu hangi anne baba dayanır? 80 milim ne ateş kül olmuş çocuklarım. Attılar ateşe. Etvaiye bağırıyor, çağırıyor, finir finir kimse kan uyku da. Bir İtalyan vardı komşumuz. O İtalyan geldi. Ne oluyor diye pencereyi açtı, içeri girdi. Dedi ki o yanına atlanmıyor dedi. Ateş o yanı biliyor. Çocuklarım hep o yanda. Oradan da üçüncü kat oluyor. Girişten taban kat. Oğlum benim konuşmasam iyi olur. Şimdi üzülür. Oğlan çocuğu anne kurtarın diye şey ettim. Yavrum kurtarak ya itfaiye haber verdik. Onlar da boş eve su sıkıyor. Çocuklarım olduğu yere hiç şeyden yok. Biri üçüncü kattaki kızım aşağı atıyor. Araba kanalına düşüyor. Orada vefat ediyor. Öbürü yine atıyor. O da ateşin içine düşüyor. Allah var ya. Tövbe tövbe düşman emmek. Kimseye bu acıyı da göstermesin. Ancak çeken bilir. Bir de anne baba bilir bu acıyı. Geleni orada o yangın arabası geldi. Evin önüne cesetleri dizmeye başladılar. İfadem almaya geldiler. O an ne konuştuğumu da bilmiyorum. Çocukların öyle dizili şey ettiler, dizelediler. Oradan geldiler bizi bir sığınma yurdu gibi bir yere götürdüler. Gördüğüm, bildiğim bu oldu yavrum. Daha fazla bilemiyorum. O gün sizden başka kurtulan sizin bireylerinizden, aile Biz 23 fertlerinden. kişiyiz. Gelinlerim, torunlarım, oğullarım. Damatlar. Hepsi bir aileydi. Kurtulan işte benim bir torun vardı. Aşağı bizim taban kat olunca aşağı attım. Bağırdım çocuğu atın. Çocuğu attılar. Eteğimin işi dengemi alamadım. Çocuk çatadına şeye düştü, kaldırıma düştü. Aldılar götürdüler o ara hastaneye geldiler. İşte Allah böyle acılar çektim. Yine de Allah'a şirk koşmadım. İnancım kuvvetli olduğu için Allah'tan geldi dedim. Bunu bana Cenab-ı Allah şu basamağı yukarı çık dedi. Çıkarttı çocuğumu, çocuğum büyüdüler. Bir yolda dedi ki intiham etti kurban olduğum Allah. En aşağı dedi, aşağı indim. Allah'ın her gününe şükür olsun. Başarabildim, o acıyı da şey yaptım. Yenebildim. Allah'a sığındım. O gece ne kadar Allah'a bağır, böyle isyan ettiysem, Allah'ım garip yerdeyim, şeydeyim, gurbetteyim, bana yardım et dedim, yardım etti yavrum. Kalbime bir soğuk su serpti o an için. Eşi nerede dediler, eşim çalışıyor, bunun yanına gitmişler. Telefonlar da yanınca şeyleri koptu ya, kabloları. Demişler ki, ne dediler sana? Evden telefon geldi, telefonda seni bekliyor dediler. He. Telefon ettim, telefona çıkan yok. Telefon çalıyor ama tabii kapı uyandığı için çalır vaziyette çalıyor ama ses soluk yok.
Oradan da ben işte bir taksi atladım, geldim. İşi bıraktım. Her taraf gitmiş. İşte böyle oldu yavrum. Kurban olayım Yaradan Allah'a. Ahullu olun, fikirli olun, böylesi şeylere sahip çıkın. Büyüğünüzü, küçüğünüzü bilin. Gençlere ders verin, gençlerimizi aşlamayın. Doğru yollara ayak bassınlar. Hep bu gençler işte ana baba terbiyesi görmeyenler. Ana baba saygısı bilmeyenler. Onu bir şey sanıyorlar. Beni yaktı, kendi de hapise girdi misal. Bu iyi bir şey değil. Ama ne diyeceğiz? Hepsi Allah'tan. Allah'tan gelene de kurban oldum, Allah razı olsun. Bir şey dairesi olarak bir serinlik geliyor bana. Diyorum ki onlar ölmedi hayatta. Şehit çocukları olduğu için, şehit oldukları için. Ona şey diyorum böyle, inancımı veriyorum. Bir de bu çocuklarım böyle öldüydü, yandıydı, yıkıldıydı, kül olduydu hiç düşünmedim. Okula gönderdiklerim, okuldan geldikleri, yemekleri hazırladıkları, hediyeleri verdiklerim hep o heyallarla yaşıyor. O çocuklarımı hiç öldü desem dayanamaz insan. Çünkü bu kitabını çıkarttılar, kitabı okudum hiç dayanacak gibi değil. Ama Allah sabır veriyor. Yaradan'ın kurban olayım Yaradan Allah'a. Bunu kimselere göstermesin. Bu yangın, su, sel bunlar korkuşlu bir şey. Dinle şimdi arkamızda niye kurtarmadı, kendi niye düştü kendi. İnsan var ya o an paniğe kapılıyor. Bir avuç ilerine koca evin yangını biter mi? Elime bir kufa aldım da su sepiyor oğlan çocuğuyla. Her yeri ateş sarmış. Allah kurban oldum Allah böylesin olayları kimselere göstermesin. Acı çekmesin zor. Kendimizi bilelim, insanlığımızı bilelim, sevgiyi, saygıyı bilelim yavrum. Hoşgörülü olalım. Ölenden ölünmüyor, hayat devam ediyor, karnımız da acıkıyor, ağlıyor da sırası geliyor, gülüyor da sırası geliyor, her şeyi yapabiliyor yavrum. Can taşıyan insanım. Cenab-ı Allah öyle bir şey yap, imtihan yapıyor ki, kurban olayım Yaradan Allah'a, işte böyle bildiğim. Siz o dönem Alman devleti yöneticileriyle hatta Angela Merkel'le diyaloğunuz oldu. Merkel'le evet. Programlara katıldınız. Onunla aranızda geçen diyalogları bir hatırlatır mısınız? Neler konuşmuşsunuz? Yavrum onların iki sefer Cumhurbaşkanı'na davet etti. Bu iki ülkeyi birbirine bağladı. Kardeşlik, dostluk bağı kurdu. Nefret duymadı, kin gütmedi. Bizi bir arada iki devletin bir şeyi olduk. Sempel olduk diye onlar o kadar böyle bir yakınlık gösterdiler. Cumhurbaşkanını oy kullanmaya davet ettiler. Gittik oyumuzu da kullandırdı adamlar. Cumhurbaşkanı davet etti. Yine oraya da gittim. Demiş ki birinde buranın Cumhurbaşkanı gitmiş. Beni aynı siz gibi teybe çekmiş. Benim haberim yok. Demiş ki o arada hastalandı mıdır? Mevlüt'e Gence demiş bir telefon edin, eğer konuşmalarını müsaade ederse demiş, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na söylerim, çok etkiledi, çok duygulandım demiş Cumhurbaşkanımız. Dedim ki bak, ben bir şehir annesi olarak büyüyorum, sen de bir Almanya'nın Cumhurbaşkanı olarak büyüyorsun dedim. İkimize çok görev düşüyor dedim. Gençleri sokaklardan toplamamız lazım, gençleri birbirine düşman etmememiz lazım. Her yerde yardımcımız olması lazım. Bu çocuklar bizim çocuklar. İleriye doğru devam etsinler, arkaya bakmasınlar. Bir sayfa alsınlar. Böyle konuşmamı hoşuna gitmiş Cumhurbaşkanı. Öyle oldu. İkinciye de gidemedim. Allah iman versin. Onlar da insan. Hiçbir zaman kötü konuşmadılar. Arkamda oldular. Yalnız 4 tane düşmanım var. Onlar da yavrumu, evimi, ocağımı yıkanlar, yakanlar. Onlar da benimle acı çektiler, kartlar gönderdiler, ne kadar başsağlığı dilediler, ağlay ağlay geldiler, gözyaşlarını döke döke. Ben kimsenin günahını alamam. Onlar da insan, onların da Allah'ın peygamberi, bir bizim de Allah'ımız peygamberimdi. İnsanlar geldiler siz gibi ifademi aldılar.
Ben burada dedim o zamanlar 30 senedir buradayım. Ben buranın ekmeğine çocuklarımı büyüttüm, çocuklarımı yetiştirdim. Hiçbir zaman dedim yediğim ekmeği de ayağımın altına alan insanlardan değilim dedim. Bura Türkiye doğduğum yer oldu, burada doyduğum yer oldu. Ben çocuklarımı yetiştirdim burada. İnsan olarak birbirimize kardeş gibi gelek geçek, acıları arkada bırakıp, acı çeken benim anne olarak. Onun için dedim insan olarak birbirimizi daha buradan kopacağımız yok. Üçüncü, dördüncü nesile girdik dedim. Çocuklar okula gidiyor, işe gidiyor. Çocuklarımız birbirine düşman olmasın, birbirlerine yan gözle bakmasın diye böyle her konuşmada mesaj verdim. Evet, i̇şte böyle dinle, dinlenen aslı yok. Üç günlük dünya, bugün var, bugün yok. Onun için insan olarak insan gibi yaşayıp birbirimizin derdinden anlayıp acımızı paylaşıp evlat sevgisiyle, kardeş sevgisiyle birbirimize yardım edelim. Kimseye kalmamış bu dünya. Şimdi belediye başkanımız sizi ziyaret etti. Belediye başkanım Allah razı olsun geldi, ziyaret etti, acımı paylaştı. Bin kere razı olsun. Ayaklarına sağlık. Ayağının tozuyla geldi çıktı. Ankara'dan direkt buraya geldi. Allah bin kere razı olsun. Teşekkür ederim geldiğin için, benim acımı paylaştığın için. İnsan devletimin şeyleri yanımda olunca ben daha biraz bir güç, kuvvet, böyle bir insanlık şeyi, duygusu yaşayayım. Geldi yanımda. Şimdi ne kadar geniş için biliyor musun? Acı bir tarafımda, sevgi bir tarafımda. Acıyı çeken de benim, sevgiyi taşıyan da benim. Çünkü boş bırakmadılar ta Ankara'dan. Bak biliyorsunuz 8 tane yavrum geldi. Melda teyzem her sene Almanya'daydı. Orada ziyaret ediyorduk. Şimdi mercimekte, Amasya'da yalnız bırakmayak diye. Hepsi de geldiler. Tek tek acımı paylaştılar getirdiler. Allah hepinizden razı olsun.